Ekonomik ve ticari ilişkiler açısından Türkiye'nin dünyadaki en büyük partnerlerinden başında Almanya geliyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin son dönemde 35 milyar dolarla seviyesinde olduğunu biliyoruz. Peki bu ticaret hacminin artırılması konusunda daha neler yapılabilir? İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili ne tür adımlar atılabilir? Bunları bugün önemli bir konuğumuzla konuşacağız. Almanya'nın Türkiye Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann. Öncelikle hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum bu röportajı kabul ettiğiniz için. Şu soruyla başlamak istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi iki ülke arasındaki ticaret hacminin 35 milyar dolarlar seviyesinde olduğunu biliyoruz. Yine bu senede aşağı yukarı aynı seviyede bir ticaret hacminin oluşması bekleniyor. Ama bu hacmi daha da artırmak adına neler yapılabilir? İki ülke arasında ticaret hacmi konusunda yeni bir hedef konabilir mi? Zunächst mal war ich überrascht, als ich 2015 als Botschafter in Büyükelçi olarak 2015 yılında Ankara'ya tayin olduğumda Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin ne kadar yoğun olduğunu gördüğümde şaşırdım. Bu kadarını beklemiyordum. Şimdi bu ticaret hacmini artırmanın yolları nedir diye bir soru yönelttiniz. Şöyle bir ifade vardır. Ticaret yine ekonomi içinde gerçekleşir. Bundan da yola çıkarak hükümetler ekonomik verilerle ilgili istekleri ortaya koyabilirler. Fakat koşulların cazip olması gerekiyor ki ekonomi yürüyebilsin ve gelişebilsin. Almanya'daki Türk Ticaret Odası çok büyük katkıda bulunuyor. Türkiye'de de Almanya Dış Ticaret Odası bulunmakta. Bu iki kanaldan faaliyetler yürütülmekle birlikte JETCO diye bir oluşum söz konusu. Bu JETCO'nun da ilk toplantısı Sayın Altmaier'in Türkiye ziyareti vesilesiyle gerçekleştirildi. Bu komisyonla birlikte ikili ticaretin ne şekilde gelişebileceği ve yatırımcıların ne gibi fırsatlarla karşı karşıya olduklarına dair çeşitli imkanlar sunulmakta. Elimizde ticareti geliştirmeye yönelik enstrümanlarımız var, çerçeve koşullarımız var. Bundan sonraki aşamada artık ekonomi devreye girip ticaret hacmini geliştirmek için kendi işine bakması gerekiyor. Türkiye'deki yatırım ortamını peki nasıl buluyorsunuz? Avantajları neler ya da geliştirilmesi gereken alanlar neler? Die Türkei ist ein sehr attraktiver Investitionsstandort. Türkiye oldukça cazip bir yatırım ülkesi. Avrupa Birliği'nin hemen yanı başında, bölgesel olarak da coğrafi konumu itibariyle son derece önemli bir noktada. Bunlara bağlı olarak da Alman sermayeli hali hazırda 7300 Alman şirketi faaliyet gösteriyor Türkiye'de. Bosch, Siemens, Mercedes, MAN gibi firmalar Türkiye'de önemli yatırım yapmış firmalar. MAN mesela Ankara'da yılda 5000 otobüs üretiyor. Türkiye'yi cazip kılan unsurlardan bir diğeri de son derece eğitimli personel sayısı. Öte yandan yatırımcılar ürkek bir ceylan gibidir. Yatırım yapmadan önce güvenli liman isterler. Olası itilaflar konusunda da hukuki anlamda güven ister. Son dönemde Türkiye'de bu konuda bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yeni yatırım yapmak isteyen Alman firmalarına yatırım, Türkiye'deki yatırım ortamı konusundaki tavsiyeleriniz oluyor mu? Neler bunlar? Ich sehe meine Aufgabe als Botschafter tatsächlich in der Wirtschaftsförderung. İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak ve buna destek vermenin benim görevlerim arasında olduğunu düşünüyorum. Hem Türk şirketlerine Almanya'da yatırım yapmaları konusunda destek ve danışmanlık vermeye çalışıyorum. Hem de aynı şekilde Alman firmaların yatırım yapmalarına olanak sağlayacak şekilde yardımda bulunmak istiyorum. Bu anlamda Alman Dış Ticaret Odası 40 kişilik bir ekiple Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve Alman yatırımcılara önemli ölçüde destek sağlıyor. Bununla birlikte Büyükelçiliğimizin ekonomi müsteşarlığı yılda iki defa Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ekonomi günleri olarak adlandırdığımız toplantılar düzenlemekte. En son Bursa'da böyle bir ekonomi günü düzenlemiştik. Sonbahar aylarında Adana'da yine bir ekonomi günü düzenleyeceğiz. Bu vesileyle iş adamlarını bir araya getirip ticareti desteklemeye gayret ediyoruz. Türk-Alman ticari ilişkileri tek yönlü değil. Aslında Türkiye'nin de Almanya'daki yatırımcılara bakınca çok inanılmaz rakamların olduğunu görüyoruz. Türkiye'den Almanya'da yatırım yapmakta olan her alanda şirket söz konusu. Türkiye'de Almanya'da hem yatırımcı olarak hem de istihdam sağlayan olarak son derece büyük bir ekonomi durumunda. Türkiye dış ticaret hacmini artırması konusundaki engellerden bir tanesinin Gümrük Birliği, Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması olduğunu düşünüyor ve bunun güncellenmesi konusunda da Avrupa Birliği ile bir çalışma halinde ancak bir türlü gerçekleşemeyen bir durum bu. Ancak Avrupa Birliği'nin en önemli aktörlerinin başında Almanya geliyor. Bu konuda Almanya'nın Türkiye'ye bir desteği olabilir mi? Bunun Türkiye'ye karşı bir haksızlık olduğunu düşünmüyor musunuz? Die Zollunion von 1996
Gümrük Birliği 1996 yılından bu yana var. Aslında taraflar için son derece büyük bir başarı hikayesi. Fakat geçen yıllar zarfında eskidiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin parlatılmaya ihtiyacı var elbette. Ama Gümrük Birliği güncellenme sürecine girmeden önce var olan Gümrük Birliği'ne bakmamız gerekiyor. Mesela bir takım ticaret engelleri söz konusu. Gümrük Birliği ile uyumlu olmayan ek gümrük vergileri söz konusu. Bunların bertaraf edilmesi yönünde faaliyette bulunulması gerekiyor. Bu konuda somut adımlar atıldıktan sonra ilerleyen süreç içinde Gümrük Birliği'nin yeniden gözden geçirilmesi düşünülebilir. Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacı ev sahipliği yapıyor. Hatta bunların Avrupa'ya düzensiz göçünü engellemek için de çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede yaklaşık resmi rakamların makamların açıkladığı rakamlar 40 milyar dolarlık bir harcamanın yapıldığı yönünde. Ancak bu konuda özellikle Avrupa Birliği'nden gerekli desteğin yapılmadığı görüşü hakim Türkiye'de. Bu konuda özellikle Suriyeli sığınmacılar konusunda ve Avrupa'ya düzensiz göçün engellenmesi konusunda yaptığı çalışmalar çerçevesinde bakıldığında Türkiye'ye daha fazla destek verilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Zunächst mal möchte ich den großen Respekt der Bundesregierung und Deutschlands für die Öncelikle şunu belirtmek isterim. Alman Federal Cumhuriyeti hükümeti Türkiye'nin sığınmacılar konusunda nedenli büyük bir çaba ortaya koyduğunun farkında ve bunu takdirle de karşılıyor. Türkiye 3,5 milyon Suriye'den sığınmacı kabul etti ve bu rakamlarla dünya çapında en çok sığınmacıyla karşı karşıya kalan ülke konumunda Türkiye. Bu anlamda Türk hükümeti ve Türk halkı çok büyük bir iş başarmış oldu. Almanya'ya yönelik ve Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerinde farkındayız elbette. Şunu belirtmek istiyorum. Avrupa Birliği sığınmacılara destek anlamında toplam 6 milyar euroluk yardım yapmakta. Sadece Almanya 500 milyon euro yardım yapmakta. Bununla birlikte unutulmaması gereken bir husus daha var ki, o da 2015-2016 yıllarında Almanya'da 1 milyon sığınmacı kabul etti. Almanya'nın da mali yükü oldukça fazla. Çok teşekkür ederiz. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Martin Erdmann'la birlikteydik. Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri konuştuk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.